Geçen hafta, deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm şurası yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili önemli mesajlar verdiği İstanbul'daki da toplantıya Bursa'dan katılan tek isim Serkan Işıktı. Şuraya, Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Bursa temsilcisi. Olarak Genel Merkez görevlendirmesiyle katılan Işık, yaşanan Van, Elazığ, İzmir, Kahramanmaraş depremleri sonrası Bakanlık adına hasar tespiti saha çalışmalarında bulunmuştu. S. Ohbetimizde toplantı izlenimleriyle, Bursa değerlendirmesi yaptı. İstanbul ve Bursa deprem riskini en büyük yaşayan iller. Ortak özellikleri, kent göbeğinin içinde yoğunlaşmış ve sıkılaşmış olmaları. Şuna işaret etti. Bursa'da, özellikle kent merkezindeki tarihi dokuyla bitişik nizam yapılaşma, dar sokaklar, belli başlı ana arterler dışında sıkıntılı ulaşım var, depremle değil kendi elimizde dönüştürmek için fazla zaman yok. Yoksa vahim tablolar yaşanabilir. Şuna dikkat çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhasek ellerinden gelen her şeyi sonuna kadar kullanacaklarını söyledi. Biz de Bursa için ortak bir nokta bulup, bakanlığın desteğini alarak bir an önce başlamalıyız. Bunun üzerine, başta Büyükşehir, belediyelerin kentsel dönüşüm projelerini anımsatınca Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Bursa temsilcisi Serkan Işık da şunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümü önemsiyor ve önemli adımlar atıyor. Altı parmak Merinos arası kentsel dönüşüm için BAOB ile yapılan protokolü inceledim. Bu bölgede yapılaşma bitişik nizam. Binaların taban alanlarının %100'ü dolu. Şehir merkezi için yükseklik yeterli. Düşüncesi şu. Orada yeni alan açmadan, ya da belli yükseklik olmadan kentsel dönüşüm mümkün değil. Büyük Büyükşehir Amerika'daki Manhattan bölgesi gibi görüntü verecek yüksek yapılara sıcak bakmıyor. Uygulaması zor. Yeni mahallelerle kentsel dönüşüm önerisi. İstanbul deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm şurasına Bursa'dan katılan tek isim olan Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Bursa temsilcisi Serkan Işık, gündemdeki altı parmak Merinos arası için kentsel dönüşüm modeli önerdi. Dedi ki, şehir hastanesi metro hattı çevresinde bulunan hazine arazilerinde yeni mahalleler oluşturulabilir ve altı parmak Merinos bölgesi hak sahiplerine önerilebilir. Bölge seyrekleştirilirse kentsel dönüşümün önü açılır. Kentin kenarındaki modern kırsal, ülkü köyü 30 yıl öteye taşıdı. Son dönem, Bursa, yeni yerleşim bölgeleriyle çok hızlı genişleyince kentin yanı başında ama kent gürültüsünden uzak yerlere ilgi arttı. İşte, Mudanya, ya bağlı ülkü köy o yerlerden biri, eski Mudanya treni güzergahı üzerinde bulunan köyde sakin yaşam korunurken, bir yandan sürekli göçün yol açtığı gereksinimleri karşılanıyor. Bu noktada, 4.5 yıl önce göreve başlayan ülkü köy muhtarı Taner Bayrak, I.N. köydeki herkesle kurduğu diyalogla hizmet anlayışı ve çabası çok önemli. Nitekim, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, I.N. özel ilgisiyle eski tren yolunu gezinti yapabilecek modern bir bisiklet yolunu dönüştürme çalışmaları son aşamaya geldi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz, da spor tesisleri ve sosyal alan desteği verdi, eksikleri tamamladı. Bu çaba ve destekler ülkü köyü 30 yıl öteye taşıdı. Elif Hoca'nın el işlerine Gaziantep'te büyük ilgi. Gaziantep, T. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Yolu Projesi kapsamında Gastrontep düzenlendi. Festivale, Bursa'lı işi eserlerini tanıtan standıyla Elif Kamaca Efe'de katıldı. Festivalde, büyük ilgi gören İpek Koza, standını Gaziantep Valisi Kemal Çeberv Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ziyaret ettiler. Elif Hoca, da, eserlerini öven Başkan Şahin'e, İznik Çinisi rengi turkuaz broşarmağan etti. Hilal hiç bu kadar güzel görünmedi. Bursa üzerinde sanat tablosu. Bilinen bir değiştir. Görmekle bakmak arasında büyük fark var. Aynı şekilde fotoğraf makinasının vizöründen görülenle deklanşöre basıp ortaya özel bir görüntü çıkarmak da ayrı yetenek istiyor. Hele gökyüzünü izleyen astronomi fotoğrafçılığı için bu tanımlamalara gökyüzü bilgisi kadar sabır da eklemek gerekiyor. Çünkü tek fotoğraf karesi için bazen günler geceler boyu açık arazide beklemek gerekiyor. Bu dönem, Bursa'da yaşayan astronomi fotoğrafçısı 3 usta var. Zaman zaman Tunç Tezelf Uğur ikizlerin çektikleri çok özel fotoğrafları yayınlıyoruz. İşte, o ustalardan biri olan Şenol Şanlı'nın 18 Eylül pazartesi akşamı saat 19.22'de çektiği fotoğrafı incelerken, kendimizi bir sanat tablosuna bakıyormuş gibi hissettik. Açıkçası, akşam vakti, Bursa üzerindeki hilal, hiç bu kadar güzel görünmemişti. Bursalı Gürcan'a Galatasaray'da önemli görev. Bir dönem. Bursa Spor. Un futbolcusu Hayrettin Aday'ın oğlu Gürcan'la Ahmet Paşa mahallesi. NDE beraber büyüdük, sokakta top oynadık. Burgaz'da da komşuyuz. Tofaş. Tan Galatasaray'a transfer olduğunda tüm mahalle gurur duyduk. Yıllarca futbol oynadığı Galatasaray'da Fatih Terim'in teknik ekibine girdi. Şimdi. Galatasaray. IN tüm liglerde oyuncu tarayan teknik ekibinin başında. Gürcan Aday Cumartesi günü de Bursa Spor maçını izledi.